Arkadaşlarımın aracılığıyla örgüt mensuplarıyla tanışarak örgüte katıldım. Örgüt içerisinde yaptırımlar vardı. Bu yaptırımlar tecrit, kefiyet ihtiyaçları ve benzeri tutuklamalar bulunmaktadır. Bunu aşırı derecede de uygulamaktadır. Örgüt siyalara karşı büyük bir darbe yemekte. Sadece normal örgüt mensupları değil, örgütün üst düzey yöneticileri de bu konuda aşırı derecede kayıplar vermekte. Bunu örgüt kendisi de kabul etmektedir. Bu korku aynı zamanda yapılan örgütün çalışmalarında aşırı derecede faaliyetlerinde kısıtlamalar yaratmaktadır. Örgütü küçültmektedir. Örgüt içerisinde gördüğüm, şahit olduğum, toplumsal olarak, ahlaki açıdan olarak, kültürel açıdan olarak, insanlık açısından olarak gördüğüm yanlış muameleler ve düşünceler doğrultusunda örgütten ayrılma kararı verdi. Örgütten ayrılmak isteyenlere tavsiyem şudur: örgütten ayrılma düşüncesini yaşayanlar, örgütten ayrılma düşüncesi kararını gösterenler, yol yöntem bilmeyenler, kendi devletine inansınlar. Türk devleti kendi evlatlarına her zaman kucak açmaktadır. Örgüt içerisinde teslim olanlar işte öldürürler, döverler, zindana koyarlar, çürütürler tarzında bir politika izlemektedir. Ben kendi gördüklerimi samimi bir şekilde dile getiriyorum ki ben hem askerlerden hem polislerden hiçbir şekilde fiziki ve üslupsal olarak hiçbir hakaret görmedim. Tam tersine cana yakın, dostça, arkadaşça bana sahip çıktılar. Bana yaşama hakkı yolunda bir şans tanıdı kendi devletin. Ben de bu şansa sonuna kadar samimi olarak sahip çıkacağımı belirtmek istedim.